Adliyeye intikal etti bu olayı, yargı karar verecek ama öyle bir noktaya geldi ki toplumda yeniden örtüller örtüsüzlerden, örtüsüzler örtülülerden nefret eder hale geliyor. Ya da Kürt Türk'ten, Türk Kürt'ten nefret eder hale getiriliyor. Yani burada da bir üst akıl mı var yoksa sadece bu siyasetin kolaycılığı diye mi tarif edeceğiz? Efendim bunu? Aşağıda bu tür şekilci, münferit olaylar gelişebilir. Siyasetçi bu olan hadiseyi örtmek üzere, yatıştırmak üzere, kırılganlık zemininden çıkarmak üzere bir görevi ifa etmek zorundadır. Siyasetçi bu karşıtlığın üzerinden sandık skoru peşine düşerse işte felaket odur. Biz neyi konuşacağız şu dakika itibariyle? Başörtüyü, başörtüsüzlüğü mü konuşacağız? Ama konsolide etmiş oluyorsunuz. Herkes kendi kitlesini alıyor. Laik seküler kesim bir tarafa, işte muhafazakar tırnak içinde söylüyorum İslamcı kesim bir tarafa. Herkes karlı çıkıyor bu işten. Karlı, yani çıkan, karlı çıkan aslında onların adına ahkam kesenler. Ama dediğiniz aşağıdakiler, su diye örneği önemli. Tabii. Yani aşağıdakilerin karlı çıktığını iddia etmemiz mümkün değil. Bunu kullanan siyasetçi karlı i̇şte çıkıyor. Nereye kadar karlı çıkacak? Yani bu evin içi birbirine girmiş insanların bir evde yaşaması mümkün olabilir mi? Şimdi ailenin reisinin birinci görevi evin içindeki her odadaki mutfaktan ortak istifade etmeli, eşit, adil istifade etmeli. Herkesin özgürlük alanına saygı duymalı. Ailenin reisinin böyle bir fonksiyonu bir arada tutabilmesi için bunu yapması lazım. Ailenin reisi şöyle yaparsa çocuğunun birinin cebine 5000 lira koyup sabaha kadar keyfine bak. Öbür çocuğunun cebine 5 lira koymayıp akşam 5'te evden içeriye gireceksin. Kafanı da camdan uzatmayacaksın derse bu baba adil olur mu? Bu baba iktidarını devam ettirse dahi bu babanın itibarı olur mu? Söylemek istediğim, siyasetçi bir manada toplumun önünde ailenin reisliğini filan da zaman zaman ifade ediyorsa, o zaman sorumlulukları farklı görmek, anlamak zorundadır. Yani kutuplaşmayı önlemekle zorundadır. Evet. Zorunda. Hocam öyle mi oluyor Türkiye'de şu anda? Kesinlikle. Yani biraz. Şimdi Mustafa Hocam burada yaşanan gelişmeler, toplumda giderek artan nefret söylemi, çatışmacı bir kültür, siyasi ve toplumsal kültür, etnik, mezhebi mülazaların gündeme gelmesi. Kontrolsüz bir şekilde geliyor hocam. Ha. Ben yani biraz sosyal medyaya ilişkin rakamlar da kesinlikle var. Birazdan ama, verilere de gireceğiz ama. Hocam esas şuna bakmak lazım. Bu linç kültürü gelişiyor. İşte bu yani atmosfer kimin işine yarıyor? Hocam bu bilinçli olarak yapılıyor. Bakın. Şimdi burada işte ben onu anlamayacağım. Bir üst akıl mı var yoksa siyasetin kendi? Hayır hocam burada planlı olarak, bilinçli olarak kutuplaşma üzerinden Sayın Bakan dedi bir takım şeyleri konsolide etmek için planlı olarak uygulanan bir yöntem bu. Çok açık, net. Belli bir sürede uygulanıyor. Burada yani kendi siyasi parti çıkarı ve kişisel çıkarı için benden sonrası tufan diyen bir zihniyet ve mantıkla karşı karşıyayız. Bunu açıkça görmek lazım. Sayın Bakanım babalıktan bahsediyor ama yani böyle bir toplumun tamamını bir şey gibi bir bütün olarak farklılıklar rağmen gören bir bakış açısı egemen değil. Daha kötüsü yani bu toplum sürekli özellikle son yıllarda bir kimlik kavgası yapıyor ama önemli bir şey var. Toplumsal uzlaşmasını kuramamış bir toplum görüntüsü veriyor. Yani şu anda bu toplumu bir arada tutan nedir? Şu anda özellikle Türk milliyetçiliği ve dindarlık üzerinden toplumun belli bir kesimi konsolide ederek iktidarda kalmak için bir strateji izleniyor. Peki tabii bu toplumda iktidarı tutuyor ama toplumu tutuyor mu işte orada? İşte bir, yok bir kısmı tutuyor. Ama hani benim olsun, küçük olsun veyahut da ben ayakta kalayım gerisi önemli değil gibi orta ve uzun vadede ülkemizde ve bölgede doğurabileceği sonuçları hesap etmeksizin gerçekten de çok miyop, çok kör bir politika izleniyor. Bunun semeresini değerliyoruz. Suriye meselesi bakın. Suriye'se mesela izlenen basiretsiz politikalardan dolayı şu anda problem burnumuzun dibine geldi.
Türkiye'nin dışişlerinin izlediği veya iktidarın izlediği başarısız politikalardan dolayı Rusya'da, Amerika'da komşumuz oldu. Bunu sağlayan bu iktidar. Bakın. Niye? Basaretsiz, masa başında üretilen, hamasete dayalı bir politikayla yola çıkılmaya başlandı. Burada toplumsal, yani dış politikada da çatışma kültürü merkezli bir politika izleniyor. Bu işte proaktif demekle proaktif olamıyorsunuz. Bu dengeleri okuyamamak demektir. Suriye'yi bile okuyamamış Türkiye. Şu gelen nokta, bunu da okuyamamış. Dolayısıyla bence Türkiye'nin ilk yapması gereken, eğer ayakta kalmak istiyorsa bu toplum, ilk yapması gereken önce bir uzlaşma kültürünü oluşturması lazım. Uzlaşma kültürü için de kimliklerimizi paranteze alarak ortak evrensel ahlaki ortak paydada buluşarak buradan bir toplumsal sözleşme gerekir ki neresi bana göre, ortak payda mesela hocam? Bunun ortak payda çok basit. Ben yani teoride söylediğiniz geldi, nasıl yani böyle? Şöyle, şimdi bunun detaylarına da girmek mümkün ama önce orada modeller üzerinden gidelim. Dünyada şu anda İslami terminolojiyle konuşalım, 3-4 tane başarılı ümmet denemesi var. Başarılı. En önemlisi Amerika Birleşik Devletleri. Ümmet nedir? Ümmet aynı hedef etrafında, aynı hedef etrafında toplanmış, kenetlenmiş, güçlü bir toplum. Amerika. Etnik farklı, mezhep farklı, din görüşleri farklı. Ama Amerikan rüyası etrafında toplamış mı? Toplamış. Güçlü bir toplumu, güçlü. Avrupa Birliği. Bütün farklılara rağmen bir birlik oluşturabilmiş mi? Oluşturabilmiş. Sıkıntıları var ama sonuç itibariyle İslam dünyasına göre çok çok iyi durumda. Rusya ve onun peykleri oluşturmuş mu? Oluşturmuş. Dolayısıyla bu neye dayalı? Ne üzerinde birleşeceğiz? Şimdi Avrupa Orta Çağ'da 300 yıl yaklaşık, yanlışım varsa düzelsinler, mezhep savaşları ve diğer savaşların birbirini kesti, 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 kesti. Baktık en sonunda ya bu kesmekle olacak gibi değil, burada oturalım anlaşalım dedi ve oradan laiklik dediğimiz bir kültür çıkardı. Uzlaşma kültürü. Adının laiklik olması önemli değil. Bir uzlaşma kültürü. Şimdi bizim İslam toplumlarında da tam bir mozaik. Önce